Yani verdiği paranın 2 misesini geri götür. Şimdi bir seçim yaklaşıyor Türkiye'de. Bu seçimde Millet İttifakı'nı mı destekleyeceksiniz, Cumhur İttifakı? Cumhur İttifakı ülkeyi bitirdi. Ben bu saatten sonra Cumhur İttifakı'nı destekler miyim? 20 yıldır Cumhuriyet'in kurduğu fabrikaları sat. İlk geldiği zaman Harun'dular, şimdi hepsini götürdüler. Anladın? Çarpar seni. Sen de konuşasın. Siz memnun musunuz efendim? Erdoğan. Erdoğan geldi, memleket çağ atladı. Erdoğan. Geçinebiliyor musunuz? Evet, geçiniyorum, şahane geçiniyorum. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Yok mağazalarda gidip en lüks yerlerde amca pazardan giyeceksin. Hamd edeceksin. Erdoğan'dan başka Erdoğan. Hakkında ne düşünüyorsun amca? Sen geçinebiliyor musun? Kızım 3,5 milyon liraya nasıl geçineceksin annem? 3,5 alıyorum. 72 yaşındayım. Emekli misin amca? Ya işte emeklim sana değil mi? 3,5 aylık, 3,5. Yani böyle bir dünya var mı? Böyle sosyal adalet de olur mu? Böyle gelir dağılımının dengesizliği olur mu? Böyle bir olmaz böyle bir şey. Emekli maaşına yeni bir zam yapıldı. Bu zamlardan memnun mu? Kızım zapılsa ne olacak annem benim be. Dünden evvel 2 güne tavuğa 7 lira tavuğa zam geldi. Bak 7 lira sırf tavuk, başka bir şey demeyeceğim. Soğan, maydanoz, onu bırak onları. Et alabiliyor musunuz? Evinize en son ne zaman et alabiliyorsunuz? Kesin. Ha neyle alacağım kızım? Et alsam da neyle alacağım et diye. İktidar sürekli hedef 2023, hedef 2023 diye seslendi. 2023'te bir şeyler değişecek mi sizce? Hedefim var ya, karanlık, hiç ışık görmüyorum ben. Işık görmediğim için bu iktidar gitmedikten sonra, bu tek sistem bu gitmedikten sonra şey olmaz kızım yani. Peki olası bir seçim var şu an. Türkiye seçime gidiyor. Bu seçimde Millet İttifakı'nı mı, Cumhur İttifakı'nı mı destekliyorsunuz? Millet İttifakı. Millet İttifakı hangi adayı çıkarırsa çıkarsın destekleyecek misiniz? Hani iki şey var. Bak yukarı görüyorsun. Eğer o artık kimse bizi kandıramaz kızım. Biz kendimize rayı vereceğiz. Ben Siirtliyim. Korktuğum da yok. Şimdi yakalasınlar. Korkum yok. Peki dün açıklandı, doktorla imamın maaşı artık Türkiye'de eşit bir seviyeye geldi. İkisi de 17 bin TL alıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yavrum aday, sana ne diyorum? Bu yıl 2000'den bu yana gelir dağılımın dengesizliği bizi bu hale getirdi. Kutuplaşmaya bizi bu hale getirdi. Adam yanımda geçiyor, arkadaşım salak sakalı var, diyerekten sakalsın selam vermeyen kişiler var yavrum. Yani bunun şey yok. Biz pazar günü görüşürüz Kartal'da kızım. Doktorla imam sizce aynı parayı hak ediyor mu? Kızım imam, ya Allah'ını seversen kızım yaramı açma ya. Ya doktorla, doktor anası dini alıyor, o anne baba onu yetiştirene kadar. İmam ne yapıyor? O şu vakıfta çıkıyor, otomatikmen diploma imam oluyor. Doktorlarımız Türkiye'den kaçıyor artık, Türk doktorları kalmıyor. Türk diyorum doktorlarındır. Biz bilim adamı yetiştirmedikten sonra Türkiye'de biz bu duruma düşeriz. Önce bilim değil mi amca? Başka şey yok. Bilim. Bilim. Hani teknoloji var mı? Bu kadar Müslüman ülke var, bir tane iğne üretebiliyorlar mı? Üretemiyorlar. Yok çünkü. Beynimizi yıkıyor. Sen anneme deseydin şık mı büyük? Peygamber anneme şaka tapardı. Sen benim kızımsın, evladımsın. Lanet olsun o şıklık adı altında. Bu kazık da bizi, Osmanlı soktu bize bu kazığı. Dişat hakkında ne düşünüyorsun? Geçinebiliyor musun? Geçiniyorum. Eşimden maaşım var. Oğlumla beraber idare ediyoruz Allah'a şükür. Peki bu Ocak itibariyle emekli maaşlarına ve asgari ücrete bir zam yapıldı. Bu zam sizce Türkiye için yeterli mi? Bir aile için? Yetiyor. İdare ediyoruz Allah'a şükür. Allah bu günlerimizi aratmasın. Bu günlere çok zorluklarla geldik. Çok memnunum. İyi şimdilik. Peki Türkiye bir seçime gidiyor. 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nı mı destekleyeceksiniz, Cumhur İttifakı'nı mı destekleyeceksiniz? Benim hedefim bellidir, şaşmam. Hedefin ne abladır? Devletimizden memnunum. Gidişattan memnunsun yani, bir problem yok diyorsun. Allah bu günlerimizi aratmasın. Çok düşük günlerden buraya geldik. Siz belki bilemezsiniz, biliriz biz. Herkes diyor battık, Türkiye battı, enflasyon %150 oldu. Siz evinizde bunu hissediyor musunuz?
Tabii diyoruz ama bu sadece Türkiye'nin sorunu değil, ben bilmem anlamam ama öyle anlıyorum ki bütün ülkelerin sorunu bu ekonomik kriz. Öyle tahmin ediyorum, öyle aklımca anlıyorum ama yine de şükrolsun aç değiliz, açık da değiliz yarabbim, çok şükür. Avrupa yeni enflasyon oranı %17 olarak açıkladı. Yani yaklaşık Türkiye ile arasında 10 kat fark var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye mi daha fazla diyorsun? Evet, Türkiye'de enflasyon şu an daha fazla Avrupa'ya göre. Açıklanan düzelir. Rakamlar. Düzelir. Allah'ın izniyle düzelecek. Bu iktidar bunu halleder diyorsunuz yani. Halleder inşallah. Ne düşünüyorsunuz? Ya ekonominin gidişat kötüdür. Bugün Rusya'da veresiye doğalgaz alıyoruz. Doğalgaz vatandaş peşin para yatırıyor. Bir fatura 2 milyon daha aşağı gelmiyor. Bugün Türkiye gitmiş Rusya'da veresiye doğalgaz almış ekonominin. Nasıl olacak? Ben berbat. Peki bu 2023'te Ocak ayı itibariyle emekli maaşına ve asgari ücrete bir zam yapıldı. Sizce bu Türkiye için yeterli mi şu an? Ya yeterli değil. Niçin yeterli değil? Adam %30 zam verdi. %200'de gıdaya falan zam yaptı. Yani verdiği paranın iki misesini geri götürdü. Peki maaş almadık biz şu anda. Şimdi bir seçim yaklaşıyor Türkiye'de. Bu seçimde Millet İttifakı'nı mı destekleyeceksiniz, Cumhur İttifakı'nı mı? Cumhur İttifakı ülkeyi bitirdi. Yok. Ben bu saatten sonra Cumhur İttifakı'nı destekler miyim? 20 yıldır Cumhuriyet'in kurduğu fabrikaları sattı. İlk geldiği zaman Harun'dular. Şimdi hepsini götürdüler. Anladın? Yazık. Allah seni çarpar. Çarpar seni. Sen de konuşasın. Siz memnun musunuz efendim? Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan geldi, memleket çağ atladı. Erdoğan. Siz asgari ücretle geçinebiliyor musunuz? Evet, geçiniyorum. Şahane geçiniyorum. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Yok mağazalarda gidip en lüks yerlerde almayacak. Pazardan giyineceksin. Hamd edeceksin. Erdoğan'dan başkası tanımıyorum. Erdoğan. Çat hakkında ne düşünüyorsun? Ya şimdi ekonomi gidiş attı derken... ya çok yönlü yani şeyleri var bunun yani. Ben yani rahat geçinebiliyor musunuz aldığınız para? Girmek istemiyorum burada da, hani siyasi şeylere girmek istemiyorum. Partileri tutmak istemiyorum. Şey yapmak burada birilerini şey yapmak istemiyorum yani, öyle çatmak istemiyorum. Yok, sadece rahat geçinebiliyor musunuz aldığınız parayla? Yok, şu anda rahat geçinemiyorum. Ben emekliyim. Zor yetiyor yani, ay başına zor çıkıyorum. Emekli maaşlarına yeni bir zam yapıldı. Bu zam sizce yeterli mi? Ya bana yeter. Ben bir eşim, benim için yetiyordu da. Amca fakat kirada lütfen karıştırmayın. Bizi. Karıştırmayın lütfen. Hayır hayır. Çocuk olanlar, kira olanlar için zor tabii yani. Onlar için bu maaş yetmez. Peki HDP hep 2023 diyorlardı. Sizce 2023'te bir şeyler değişecek mi artık? İnşallah değişecek. Ben inanıyorum değişeceğine. Peki bir seçim yaklaşıyor. Bu süreçte Cumhur İttifakı'nı, Millet İttifakı'nı mı destekleyeceksiniz? Ben Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğim. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet, İyi günler. İyi günler.